Madde madde gündemden herkese merhaba. Bugün programı ikiye böldük. İlk bölümde Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu ile birlikte ağırlıklı olarak İstanbul depremine yönelik hazırlıkları konuşacağız ki Başakşehir Belediyesi'nin önemli çalışmaları var. O çalışmalarla ilgili kamuoyunu da bilgilendirmek istedik. İkinci bölümde tabii İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarının yankılarına değineceğiz. Ankara Haber Global Ankara Haber Müdürü Erdinç Özyılmaz'la ama Sayın Kartoğlu'yla başlayalım hiç vakit kaybetmeden. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ben de hoş bulduk diliyorum. Buradan güzel ülkemin güzel insanlarına da selam göndermek istiyorum. Şimdi Sayın Başkan, İstanbul için hayati bir konuyla başlayalım ki ağırlıklı olarak depremi konuşmamız gerekiyor. Bana kalırsa yerel seçim sürecinde de en çok bu konu, bu mesele ele alınacak. Hepimizin hayatını yakından ilgilendiren bir mesele. Uzmanlar her an büyük bir deprem olabileceğinden söz ediyorlar. Olasılıkların güçlendiğini ifade ediyorlar. İstanbul genelinde çalışmalar nasıl yürütülüyor? İstanbul Büyükşehir Belediyesi neler yaptı? Onlar ayrı bir konu. Belki çok kısa değiniriz sizin elinizde bilgiler varsa ama Başakşehir'le başlamak isterim. Siz kendi ilçe sınırlarınız içinde bulunan riskli bina oranının %13'e düştüğünü söylediniz, açıkladınız. Geçtiğimiz günlerde yaptığınız bir açıklamada. Bununla başlayalım, biraz daha detay verebilir misiniz? Depreme yönelik Başakşehir Belediyesi'nin nasıl hazırlıkları var? Birinci sorun bu. İkincisi de tabii 17 Ağustos'un yıl dönümünü geride bıraktık. Biz o gereken dersleri çıkarabildik mi? İstanbul için çok geç kalındığı söyleniyor. Siz katılıyor musunuz? Neler yapılması gerekir? Ben öncelikle buradan 17 Ağustos sene devresini yaşadık. Rahmetli olan tüm vatandaşlarımıza rahmet diliyorum. Tabii o süreçleri yaşadık. Acılarını unutmadık. Unutmamalıyız zaten. Çünkü tedbirlerini almak zorunluluğumuz var, siz de söylediniz. Arkasından Van depremi gibi, Elazığ depremi gibi, İzmir depremi gibi tekrar acıların tekrarlandığı afetler yaşadık. Ve en son 6 Şubat'ta belki de 100 yılın felaketi deniyor, bilmiyorum. Asrın felaketi deniyor. Tabii duamız Rabbimize tekrar yaşatmasın ama maalesef böyle bir felaket yaşadık ve orada binlerce vatandaşımızı kaybettik. Bunların hepsi bizim için belki de unutulmaması gereken en önemli başlıklardan birisi. Özellikle son depremden sonra tekrar gündemimize girdi ve şunu unutmamamız gerektiğini tekrar hatırladık. Biz deprem fay hattında olan bir ülkeyiz. Bunu unutmamamız lazım. Deprem fay hattında olan bir ülkeyiz. Peki o zaman ne yapacağız? Madem böyle bir durumdayız, o zaman gereğini yerine getirip hızlıca yapabileceğimiz belki de en önemli şeyi yapacağız. Riskli binalarımızdan kurtulacağız. İçinde can riski olmayan, mühendis hizmeti almış, daha sonra depremden etkilenmeyecek bu tür binalar üretebilirsek o zaman güvenli ailemizle birlikte yaşayabiliriz. Tabii bu acı tablo, son yaşadığımız acı tablo beni de çok derinden etkiledi. Ben Malatyalı bir kişi olarak oradaki o acı tablo içerisinde hem bir yandan hemşehrilerimize destek olup çalışarak hem de o acı tabloyu birebir şahit olarak yaşadım. Ve bunu tekrar ediyorum ve işin bu kadar önemli olduğunu orada gidince birebir şahit olmuş bir kişi olarak tekrar ediyorum. O günlerde gündem orada yoğun bir şekilde işlenirken bir hafta 10 gün sonra hızlıca İstanbul gündemimize girdi. Sebebi orada bu kadar yıkıcı olan bir deprem bizim özellikle bilim insanlarından dinlediğimiz kadarıyla ve ısrarla da söylüyorlar. İstanbul'da bir deprem gerçeği var ve hızlıca tedbir alınmak zorunda. Madem öyle, hızlıca tedbir alınmak zorunluluğu tartışıldı, bunun da gereği yapılmak zorunda. Tabii hızlıca İstanbul'daki riskli bina yapı stoğu incelendi. O zaman da Cumhurbaşkanımız deprem bölgesinde açıklama yapmıştı ve şu ifadeyi kullanmıştı. Yıkılan binaların %98'i riskli binadır ve bizim riskli binalardan kurtulmamız gerekiyor. İstanbul'da da maalesef bu sayı, bu oran olarak çok yüksek. Var mı bir rakam elinizde? Ortalama şöyle, tam %100 belki tespitte değilse bile ortalama
%50 %60 seviyelerinde. Yani İstanbul'daki riskli bina sayıları çok yüksek. Çok yüksek. Yani evet. Allah korusun, her an böyle büyük bir depremin yaşanabileceği konusunda uyarılar yapılırken bugün içinde bulunduğumuz tablo çok iç açıcı değil baktığımız kadarıyla. Yani neredeyse yarısından fazla binaların yarısından fazlası depreme dayanıklı değil anladığımız kadarıyla. Ya ama, da yeterli mühendislik hizmeti almamış. Burada şöyle bir tablo ortaya çıkıyor. Asıl büyük sorumluluğu siz yerel yöneticiler, belediye başkanları üzerinde, hatta omuzlarınızda taşımak zorundasınız. Evet. Çünkü bakın her birimizin hayatı sizin yapacağınız çalışmalara bağlı. Tabii ki kader, takdir ilahi ama tedbiri almak çok çok önemli. Yani siz ne kadar çok çalışırsanız biz o kadar çok depremdeki olası risklerden uzak kalacağız. O açıdan ya bu çok büyük sorumluluk. Tabii sadece burada yöneticilere bence bunu tek başına yüklememek lazım. Burada aslında toplamda hareket edilmesi gereken bir konudan bahsediyoruz. Bunun içerisinde evet yöneticiler var, devlet var ama vatandaş da var. Bu herkesin ucundan tutacağı ve sonuçlandıracağı bir hadise. Ve oranlarla ilgili şöyle bir paylaşım da ben daha önce yapmıştım. Siz yine şimdi tekrarladınız. İstanbul'daki tablo bu kadar ağır ve hızlıca tedbir alınması lazım. Biz de İstanbul'un bir ilçesi olarak Başakşehir'de hızlıca kendi alanımızdaki binaların haritasını çıkardık. Ve şöyle bir karşılaştırma yapabiliyoruz. Başakşehir genç bir ilçe. Başakşehir'in kuruluş tarihi 2009. Evet. 2009'da kuruluş tarihindeki riskli bina oranı %50. Biz depremden hemen sonra güncelledik bunu ve mevcut olan güncelleme ile %13'lere düştüğümüzü tespit ettik. Tabii bu nasıl oldu biraz sonra ondan da bahsedeceğim. Bu süreç içerisinde belki de bunu başarabilen tek ilçe Başakşehir. Başarılıyor olmasının da bir belgesi aslında. Hep şu konuşuluyor ve söyleniyor ya. Tamam ama olmaz, tamam ama zor, tam olabiliyormuş işte Başakşehir'de olmuş. Olabiliyor, %13'ü de %0'a düştü. Şimdi devamı, evet. Evet, olabiliyormuş, 50'den 13'e düştü. Şimdi ikinci aşama, biz ilçe olarak hedefler koyduk. Dedik ki madem bunu başarabiliyoruz, o zaman ikinci hedefimiz 13'lü rakamları 2 yıl sonra %8'e düşüreceğiz. Ondan sonraki 5 yılda bunu 0'ı zorlayacak hale getireceğiz. Şu anda yoğun bir şekilde sahada riskli bina olan tüm mahallelerimizde, bölgelerimizde dönüşüm başlattık. Ve bunu vatandaşımızla el birliğiyle yapıyoruz. Bu bir anda olmuyor değil mi Sayın Başkan? Tabii. Bunun yani için, şimdi verdiğiniz oran hani 2 yıl, 5 yıllık hedefler ama eli kulağında diyenler var deprem için. Yani yine aslında zamanla da yarışılıyor. Hızlandırabiliriz aslında. Evet. O yüzden biraz önce kişileri sayarken vatandaşı da söyledim. Evet. Sebep, vatandaş işin içerisinde olmazsa ve kabul etmezse zaten süreci tamamlayamayız. Ben buradan tüm vatandaşlarımıza da rica edeceğim. Ama şu anda Başakşehir'de kalan özellikle iki mahallemiz, Şahin Tepe ve Ziya Gökalp mahallemiz. Bunlar aynı zamanda şöyle bir boşluğu da tamamlıyor. Burada yoğun bir şekilde dönüşüm başlattık. İstanbul içerisinde bireysel bina dönüşümü hep konuşulur. Başakşehir'in neredeyse tamamında ada bazlı dönüşüm var. Bu İstanbul'un en büyük problemi olan otopark ve ulaşım sorununu da aslında çözüyor. Başakşehir'de şu anda dönüşüm olan neredeyse bütün projeler ada bazlı. Otoparkı olan, yeşil alanı ve peyzajı olan adalar şeklinde yapılıyor. Bu sayede de otopark problemimiz olmayacak inşallah. Bizim şu anda dokunmadığımız ya da sürecini başlatmadığımız hiçbir alanımız yok. Plan olarak da Başakşehir'imizin imar planları neredeyse tamamlandı. Bu da gelecekte kaliteli bir yaşamla Başakşehir devam edecek. Bunun belgesi oldu. Tekrar dönüşüm meselesine geleceğim. İstanbul'da ikinci en çok gündeme gelen konu bu dönüşümden sonra. Peki ama İstanbul'daki ilçelerin zemin yapısı nasıl? En çok tartıştığımız konulardan bir tanesi. Ve biz hızlıca onunla ilgili de incelemeler yaptık. Başakşehir İstanbul'da bu noktada şanslı bir ilçemiz. Zemini kayalık bölgeden oluşuyor. Çok böyle nokta şeyler dışında Başakşehir'in zemini kayalık. Ve üçüncü gündemimiz. Üçüncü gündemimiz de maalesef İstanbul çok yoğun. İstanbul içi çok yoğun. Burada da devreye hep
toplanma alanı konusu tartışılarak bu işin çözümünü biz haftalarca, aylarca, yıllarca televizyonlarda tartışıyoruz. Ama Başakşehir'in böyle bir problemi de yok. Neden böyle bir problemi yeterli yok? Yeterli toplanma alanları var. Sadece o değil, daha ilerisini söyleyeceğim. Başakşehir kamu arazilerini ayırmış ve imar planlarını böyle tamamlamış olduğu için şu anda İstanbul'da birçok ilçede yeşil alan miktarı bir metrekarenin kişi başı bir metrekarenin altındayken Başakşehir'de kişi başı yeşil alan miktarı 21 metrekare. Ormanı da saymıyorum. İçine dahil edersem yaklaşık 40 metrekarelere kadar ulaşan bir yeşil alan, kişi başı yeşil alandan bahsediyorum. Yani özetle bizde toplanma alanı sorun diye bir sorun yok, çok şükür. Tabii Başakşehir bunu başardı. Neden başka ilçelerimiz başarmasın? Bunun için mücadele edelim, uğraşalım ve işin lütfen ama lütfen farkına varalım. Ne kadar konuşsak da, ne kadar çalışmalar yapsak da bu işin tek çözüm var. Binaları yenilemek. Şimdi buradan bütün vatandaşlarımızı bir çağrıda bulunalım. Hazır bu gündem varken. Lütfen ama lütfen. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Sizler olmazsanız bu iş olmaz. Ufacık hesaplara bakmadan, küçücük detaylara takılmadan yapabileceğimiz en hızlı şekilde binalarımızı yenileyelim. Yeni acılarımız olmasın. Buradan tüm vatandaşlarımıza ben özellikle hatırlatıyorum. Hiçbir şey canımızdan kıymetli değil. Bunu da tekrar tekrar söylemek istiyorum. Evet. Ki yaşanan acılardan dersler çıkarmamız gerekiyor. Peki sorun çıkaran vatandaş oluyor mu? Yani evini yenilemek istemeyen ya da yenilediğinde zarara uğrayacağını düşündüğü için aman ne yapayım canım riskli de olsa oturmaya devam edeyim diyen vatandaşlar çıkıyor mu karşınıza? Ya bu işin içinde bunlar var ama ikna süreçleri içerisinde bizim olağanüstü karşılaştığımız bir problem olmadı. Mutlaka insanlar bu konularda bazen tereddütlü bakacak, bazen hayal ettiği şeye ulaşamayacak ama bir işin realitesi var ve bu işin vicdani tartısı var. Kurum olarak biz hep bu tartıdan yana olduk. Kurumlar da zarar görmesin, vatandaşımız da zarar görmesin. Hedef en hızlı bir şekilde bu işi tamamlamak. Özellikle bunu tekrar hatırlatıyorum. Bilim insanları bize sürekli gündem olarak lütfen diyor, lütfen diyor, lütfen diyor. Unutmayın, önümüzde böyle bir sonuç var. O yüzden bu işlerde matematik tarafını bırakmamız lazım. Ufak tefek meselelere takılmamamız lazım. Bu işin psikolojik tarafı var çünkü. O yüzden hızlı hareket edebilme mecburiyetimiz var. Vatandaşın aslında bir anlamda gönüllü olması gerekiyor. Size gelip ısrarcı olması lazım. Benim evim eski ya da depreme dayanıklı değil. Gelip bir bakın, ölçün, tartın. Eğer yenilenmesi gerekiyorsa sizin elinizden gelenler ne, bizim yapabileceğimiz ne diye vatandaşın aslında bu işin peşinde olması gerekiyor. Bu arada gerekiyor. Bir paralel özellikle vatandaşımıza da ben buradan duyurmuş olayım. Başakşehir'de oturan vatandaşlarımızın 2000 öncesi binaları ile ilgili biz üniversitelerimiz kanalıyla incelemeler yapıyoruz. Vatandaşımızın böyle bir tereddütü varsa ya benim binama da gelin bir bakın acaba durumu nasıl diye merakları varsa lütfen bize başvursunlar. Biz gelip binalarına üniversitelerimiz vasıtasıyla... Ücretsiz mi bu? Ücretsiz. Biz vatandaşımıza bunu ücretsiz olarak sunuyoruz. Bize başvursunlar, biz binalarını hızlıca inceleyelim ve onlara rapor olarak da sunalım. 99 öncesi çok bina yok anladığım kadarıyla Başakşehir'de. Tabii şöyle olmuş aslında. Burada özellikle gözden kaçılmaması gereken 99 öncesinde yapı stoğu, 99 sonrası mühendislik hizmeti alan yeni binalarla aslında düşmüş. Mevcut olan eskiler yenilenmiş, yıkılmış ve yeniler yapılmış ve oran hızlıca düşmesinin sebebi o. Asıl buradaki başarılardan bir tanesi Başakşehir sınırları içerisinde yeni kaçak inşaat yapılaşmalarına müsaade edilmemiş. Yani yenileri oluşmayınca, mevcut olanlar da yıkılıp yenilenince otomatikman istenilen sonuçlar olmuş. İnşallah bunu tüm İstanbul'da, tüm Türkiye'de başaralım ve hızlıca biz yeni acılar yaşanmayacak derecede binalarımızı yenileyelim. Bunu da özellikle buradan hatırlatalım. Evet.
Ya bir anlamda Başakşehir şanslı diğer İstanbul'un diğer ilçelerine göre. Çünkü İstanbul çok eski bir şehir ve çok eski ilçeler var. Oralarda çok eski binalar, eski yapılar var. Hı hı. Ama Başakşehir daha yeni bir yapılanma. Baktığımızda daha avantajlı. Fakat siz çok daha hızlı bir süreç işletilerek aslında riskli bina oranını %13'e kadar düşürmüşsünüz yaptığınız çalışmalarla. Peki şimdi önünüzde ne gibi bir plan var? Yani bugünden sonra neler yapacaksınız? Biraz da onlara değinelim. Onun dışında bir de Kanal İstanbul meselesine de gireceğim birazdan. Özellikle bizim biraz önce hatırlattığım ilçe içerisinde imar planları ile ilgili süreçlerimizi neredeyse tamamladık. İstanbul'un en büyük problemlerinden bir tanesi de bu çünkü. Kamu arazisinin az olmasından dolayı maalesef kamu yatırımları yapılamıyor. Özellikle parklar çok tartışılır. Başakşehir'de böyle bir sorun yok. Planlarda %45 kamu arazisi ayrılıp planlandığı için gelecekle ilgili yaşam kalitesi orada artık neticelenmiş. Bir avantajımız da İstanbul içerisinde çok yoğun bir emsal varken Başakşehir onu 1,5 emsalle sınırlamış. Yani 5'li, 6'lı, 7'li rakamlardaki İstanbul içi yoğunluğundan Başakşehir bunu 1,5'ta sınırlayarak aslında yaşam kalitesini de artırmış. Hedefimiz ilçemizdeki kalan bölgeleri de böyle tamamlayarak yaşam kalitesi yüksek. Gerçekten daha önce benim sıkça söylediğim Başakşehir İstanbul'un tam ortası. O yüzden de herkesin yaşam için özellikle tercih ettiği bir ilçe haline geldi. Başakşehir böyle kalmasını ve gelecek nesillere de böyle ulaşmasını biz hep birlikte sağlamış olacağız. Buradan deprem konusu bitmeden şunu da hatırlatmak istiyorum. Tabii bu süreçler dediğiniz gibi zorlu süreçler. Bu işin ikna tarafı var, uygulama tarafı var. Ve bu süreçler devam ederken biz elimizden geldiğince uğraşıyoruz ve mücadele ediyoruz ya da çalışıyoruz. Bunun için birçok çalışmanın içerisinde de şunu özellikle vatandaşlarımızdan rica ediyoruz. Bu çaba ve emek sizin için. Eğer sizin bu işin içerisinde olmamanız demek, bu çabaların hepsinin boşa gitmesi demek. Sadece yetkililerden ya da devletten bir şey beklemeyelim. Onların da mutlaka birçok çalışmaları ve destekleri var ama sizler de gayretin içerisinde olun, sistemin içerisinde olun. Bu işi hızlandıracak olan sizsiniz. Sizinle başarabiliriz. İnşallah bu süreci vatandaşımızla birlikte, onların da gerçekten vicdanen kabullendiği ve olması gerektiği düşündüğü bir sistemle inşallah hızlıca tamamlayalım ve bu deprem korkusundan bir an önce kurtulalım. Aslında Başakşehir bir anlamda güvenli bölge haline dönüşmüş sizin anlattıklarınıza göre. Biraz önce bir bilgi paylaştınız. İstanbul'da en sağlam zemin ki altı kaya dediniz ağırlıklı olarak. Sağlam zeminlerden. En sağlam yani. Zeminlerden evet. Biri Başakşehir ki ben Beykoz'da oturuyorum. Beykoz için de aynı şeyi söylüyorlar. Evet, zemininin kaya olduğu söyleniyor ama umarım emlakçılar şu an bizi dinlemiyordur. Yani şimdi Başakşehir'deki ev konut fiyatları da artabilir sizin bu. Böyle bir şikayet de var. Var özellikle değil mi? Komşularımız diyor ki Sayın Başkanım siz bunları anlatıyorsunuz. İnsanlar çok yoğun bir şekilde Başakşehir'e gelmeye çalışıyorlar. Bu sefer işte sıkıntı yaşıyoruz. Konut fiyatları. Konut fiyatları ya da işte kiralama. Evet. Ama şunu da söyleyeyim. Başakşehir'imizde İstanbul içindeki farklı ilçelerle kıyaslandığında aslında çok abartı bir durumda da değiliz. Ama ilçemizin güzelliği, ilçemizin şu anki mevcut halini de anlatmamız lazım. Çünkü özellikle de Başakşehir'imizle ilgili kullandığımız bir mottoyu buradan ben hatırlatmak isterim. Mutluluğun şehri. Başakşehir'deki kullandığımız mottomuz bu. Mutluluğun şehri içinde yaşadığı ve insanların ortak kanaati olduğu için kullandığımız bir motto. Sadece bizim kullandığımız değil, yaşayan her vatandaşımızın kullandığı bir motto. O yüzden de biz de güçlü bir şekilde mutluluğun şehri diye her yerde konuşuyoruz ve söylüyoruz. Evet. Şimdi son bir sorum olacak bu dönüşüm süreciyle ilgili. Ben diyelim ki Başakşehir'de oturan bir vatandaşım, Başakşehirliyim, evimin de depreme dayanıksız olduğunu tespit ettik. Belediyeye geldim. O aşamalar nasıl gerçekleşiyor? Ne yapıyorsunuz?
Tabii bu resmiyete kavuşmuşsa onunla ilgili kanuni mevzuatlar var. Ya da bu işle ilgili ön tespitler yapılmışsa o mahallede ya da o bölgede kurumun ya da kişinin kendisi yapması gerektiği uygulamaları biz onlara anlatıyoruz. Evet. Kendin yaparsan durum bu, kurum yaparsa durum bu. Bunun için şu şekilde anlaşabilirsin, devletin şu fırsatları var, onlardan faydalanabilirsin. Yarısı bizden kampanyası gibi, var mesela ki 1 milyonun üzerinde başvuru kira gerçekleşti. Kira yardımı var, tabii, işte farklı tabii, indirimleri var. Büyük kolaylıklar var. Tabii vergi indirimleri var, birçok fırsatlar var. Biz onları da anlatıyoruz, bunlardan da faydalanabilirsin. Bireysel anlamda istiyorsan kendin de çalışma yapabilirsin. Ama doğru olan ada bazlı olması, bunu yaparsan mevcut olan binanın değeri 2 katına çıkar. Çünkü mahalle binasıyla siteye ait evet, bir bina arasında çok fark var, değer farkı. Bunların hepsini anlatıyoruz. Bu konuda ikna sorunu yaşamadık şimdiye kadar. Vatandaşımızın çok itiraz ettiği ya da olmazsa olmaz diye çok bize bu işin içerisinde olmam, kesinlikle olmam dediği çok fazla insanımız yok, komşumuz yok. Bu bizim için güzel. Süreçlerde doğru bir şekilde anlatılırsa ki ben dönüşüm işinin psikolojik olduğunu düşünüyorum. Bu işin teknik tarafı sadece bir kısmı ve en evet, kolay kısmı. Psikolojik tarafının doğru yönetilmesi lazım. Vatandaşımıza doğru bilgilendirmeler yapmamız lazım. Ve en nihayetinde beraber ortaklaşa karar vermemiz evet, lazım. Şimdi son sorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Macaristan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle bir ifade kullandı. Bu sizi çok yakından ilgilendiriyor. Dedi ki Kanal İstanbul'un iki yakasına 500'er bin nüfusu barındıracak projemizde olası İstanbul depremine yönelik tedbirlerimiz kapsamındadır. Şimdi bu proje hangi aşamada ki Kanal İstanbul'un sanırım bir yakası Başakşehir ilçesinde. İki yakası. İki yakası da mı Başakşehir'de kalıyor? İki yakasında da varız. Evet. Tabii biz sadece Başakşehir ilçesi değiliz. Biz o ilçelerden bir tanesiyiz. O sınır içerisinde birçok ilçe var. İşte Arnavutköy gibi, Küçükçekmece gibi, Avcılar gibi. O ilçelerden bir tanesi de Başakşehir. Başakşehir içerisinde de planlamaların yapıldığı ve rezerv konut alanı olarak ayrılan yerler var zaten. Oralar şu anda boş arazi şeklinde. Daha sonra böyle dönüşüm şeklinde ya da farklı projeler şeklinde oralarda yapılacak olan imalatlarla zannederim Cumhurbaşkanımızın kastettiği şehir içerisinden belki takaslamayla insanlara buralar sunulacak ve teklif edilecek. Çünkü şehir içerisinde imalat yapmak şu anda çok zor ve meşakkatli yoğunluktan dolayı. Evet. Bu tür rezerv alanlar oluşturup vatandaşımıza alternatifler sunulacak. İstersen burada olursa bu şekilde bir şey çıkacak. İstersen alternatif burası var şeklinde. Başakşehir ilçesi Kanal İstanbul'un ikiye ayırdığı, Kanal İstanbul geçtikten sonra ikiye ayrılan bir ilçe haline gelecek. O aşamadan sonraki imalat ve süreçleri tabii bakanlığımızın yönettiği bir süreç. Ama bu süreç içerisinde Arnavutköy'ü de özellikle ilgilendiren, işte Küçükçekmece ve Avcıları da ilgilendiren o kanal güzergahının tamamıyla ilgili bir açıklama. Evet. Buradaki konut sayısı burada ne kadar olur onu tam bilmiyorum. Ama Başakşehir'de bu ilçelerden bir tanesi olacak. Evet. Son bir de şunu sormak istiyorum. Şimdi yaklaşan yerel seçimler öncesi bazı tartışmalar yapılıyor. Sizi ilgilendiren konularda vardır mutlaka. Mesela İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin söz verip de tamamlamadığı projelerden hep bahsediliyor AK Partililer tarafından. Hı hı. Başakşehir ilçe sınırları için geçerli olan bir durum var mı bu konuda? Yani İBB'nin söz verip yapmadığı ya da yapmaya başlayıp yarım bıraktığı projeler var mı? Başladığı proje hatırlamıyorum. O yüzden soru biraz yarım kalacak. Yani bakmayın, yaptığı bir şey yok demek istiyorsunuz. Yani böyle ufak tefek belki olabilir ama böyle proje anlamında şu an size anlatabileceğim bir şey yok. Ben de isterdim aslında böyle güzel projeler yapılsın ve onları burada. Evet şunlar şunlar da yapıldı, bunlar bunlar da yapıldı diye. Ama maalesef yok. Geçmiş dönemde bir ufak problemimiz olmuştu. Bu Selim Kiraz Bilgi Evi'nin işgaliyle evet, ilgili. O zaman medyaya da yansıdı. Ben oradan zaten şöyle bir açıklama yapmıştım. Bir büyükşehir bir bilgi evi neden işgal etmek ister? Bunun hala cevabını almış değilim. O süreçten sonra da ilçemde ya da farklı ilçelerde proje anlamında öyle büyük yatırımlar duymadım.
Sadece medyada çok fazla gündeme geldi, belki sizler de hatırlarsınız. Pandemi döneminde acı bir şey yaşadık. O zaman Çamsakur Hastanemiz, biliyorsunuz, Avrupa'nın en büyük hastanesi. Evet. Yapıldığında da eleştirilmişti bir takım muhalefet tarafından. Neden böyle bir bina yapıyorsunuz? Ama pandemi döneminde Cumhurbaşkanımızın ne kadar doğru bir karar verdiği ve ne kadar ihtiyaç olduğunu da hep beraber gördük ve şahit olduk. O binanın yapılmasından sonra sağlığa en fazla ihtiyacımız olduğu dönemde maalesef büyükşehirin yollarını yapmamasıyla gündeme gelmesi beni çok üzmüştü. O benim için unutulmaz bir hatıra, acı bir hatıra. Keşke destek olsalardı, keşke bunlar hızla onların da içinde olduğu, dahil olduğu ve sonuçlandığı projelerden birisi evet. olsaydı, ama olmadı. Yapacak bir şey yok. Buradaki olan süreçleri bu acı tablolarıyla birlikte yaşadık. Önümüzdeki süreçlere bakacağız artık. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Önemli bir konu İstanbul depremi. Önemli çalışmalarınız var. Kamuoyunu bilgilendirdiniz. Biz de en azından kendi payımıza düşen görevi yerine getirmiş olduk. Ağzınıza sağlık. Bir daha şunu tekrarlayalım mı? Tüm vatandaşlarımıza, hazır bu fırsatı bulmuşken, lütfen ama lütfen diyelim. Lütfen ama lütfen. Hiçbir şey canımızdan daha kıymetli değil. Lütfen geç kalmayın. Evet, riskli yapılarda oturmaya devam etmeyin uyarısını yapıyor Başakşehir Belediye Başkanı Sayın Yasin Kartoğlu. Ağzınıza sağlık. Teşekkür Tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi